Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli hocalarım, değerli dostlar, Davetu İbrahim kısmında kalmıştık. Daha önceki iki dersimizi video şeklinde işlemek durumunda kaldık. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la ilgili bölümün 9. başlığındayız. İbrahim Aleyhisselam'ın daveti. Buna biz muzafun ileyh diyoruz malum. Davetu evet. İbrahim, davetu kelimesi muzaf, İbrahim'e kelimesi muzafun ileyh. Normalde davetu İbrahim'i şeklinde olmalıydı. Ama İbrahim Aleyhisselam gayrimunsarif olduğu için, yani kesra ve tenvin almayan bir kelime olduğu için İbrahim'e şeklinde o kesreye delalet etmesi açısından fetha bir hareke alıyor, nasp oluyor. Efendim, daveti İbrahim'e, İbrahim'in daveti diyoruz. Evet, ve da'a İbrahim'u. Bazı şeylerde, derslerimizde bu baştaki vav harfiyle ilgili pek değinmiyoruz bunlar ama bunu söyleyelim. Arapçamızda vav bir hayli çeşidi olan bir harfimiz. İşte mesela vavul kasem var, vavu maiyye var, efendim epey bir türü var. Bu da vavu iptidaiye, yani başlangıç vavı buradaki ve daa evet. İbrahim'i. Biz genelde Türkçemize bu başlangıç vavlarını tercüme aşamasında yansıtmıyoruz. Hani ve İbrahim Aleyhisselam şöyle şöyle yaptı, daha cümlenin başında biz pek onu söylemiyoruz ama Araplarda böyle bir vavı iptidaiye olarak kullanma, bunun Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde de birçok örneği var. Evet, ve da'a. Da'a kelimemiz davet ettiği, çağırdığı, seslendiği gibi anlamlara gelen mazi bir fiilimiz. Yine Kur'an-ı Kerim'de çok geçen da'a, yed'u gibi mazi muzari sigalarıyla çok geçen bir fiilimiz. Şuradaki cümlemiz de bizim klasik cümle, Arapça cümle evet. Yapımıza fiil, fail, meful şeklindeki cümle yapımıza uygun bir cümle. Da'a davet etti, fiil. Kim davet etti? İbrahim'u, İbrahim Aleyhisselam davet etti. İbrahim'u. Evet, o yüzden mü oldu burası, fail olduğu için. Kavmehu, kavmini davet etti. Şu kavm kelimesinin sonu, yani buradaki hu'muz buna bir ilavedir malum. Bu kelimenin aslı kavm kelimesi. Kavmun sonu, dikkat edersek hocam, kavmehu oldu. Buradaki fethamız ona da, yani kavmini İbrahim Aleyhisselam davet etti. Cümle içerisinde kavme şeklinde gelmesinin sebebi bu cümlenin mef'ulü olmasından dolayı. İbrahim Aleyhisselam'ın davetinden evet. Etkilenen onlar. İbrahim Aleyhisselam kavmini davet etti. Nereye davet etti? İlallahi. Allahu Teala'ya davet etti, çağırdı. Ve menahum. Evet, şimdi buradaki vavımız atıf vavımız. Yani mena'a mazi evet. Bir fiil olduğu için mena'a mazi bir fiil olduğu için en yakın mazi fiil hangisi ise atfı ona yapacağız. Geriye doğru bakıyoruz. Mena'nın en yakın mazi fiili şuradaki da'a. Yani İbrahim Aleyhisselam Allahu Teala'ya davet etti ve mena'ahum ve onları men etti. Alıkoydu. Neyden? Min ibadetil asnami. Arapçada en putlara fazla ibadet etmekten. Evet, en fazla dikkat edeceğimiz hocalarımız öyle derlerdi. Arapçayı çözen insanlar birincisi zamirlerin mercilerini iyi bilen, onu bu işi çözmüş olanlar ve bir de harfi cer meselesini halletmiş olanlar Arapçayı çözmüş kimseler derlerdi. Şimdi harfi cer gördüğümüz zaman bileceğiz ki harfi cer bir defa ismin başına gelir. Bunları hemen otomatik olarak zihnimiz ayarlayacak. Bir. İkincisi, başında harfi cer olan bir ismin sonu mutlaka kesra hareke olacak. Mutlaka. Ama böyle işte gayrimunsarif filan evet. Kelimelerin başına gelmiş olabilir. Onların kesre olduğuna işaret eden başka alametler var. O bir
nahiv ders olarak sonraki derslerimize bırakalım onu. Ama mutlaka sonunu kesral okuyacağız. Yani başına harfi cer getirip de hani demiş ya medresede okuyormuş talebe. Sormuş neredesiniz? İşte demiş harfi cerlerdeyiz. Nasıl çözebildin mi demiş harfi cerleri? Biiznullah hallettik demiş. Başında bir var. İznullah diyor yani. İznillah, de- İznillah demesi gerekiyordu. Maalesef halledememiş. Yani halledememiş maalesef. Yani bu tabiri caizse bir çam devirme. Başında harfi ceri görüp de sonunu kesre okumuyorsak bu hakikaten büyük bir hata olur. Min ibadetil asnami, putlara ibadet etmekten onları alıkoydu. Gale İbrahim'u, İbrahim Aleyhisselam buyurdu. Yine hocam dikkat edersek gale fiilimiz, İbrahim failimiz, fail. Li kavmihi, bu da mef'ulün bi gayri sarihimiz. Başında li olduğu için kavmine diyoruz. Kavmine İbrahim Aleyhisselam şöyle seslendi. Mâ ta'budûn, neye tapıyorsunuz? Mâ ta'budûn, taptığınız şey nedir? Bu tabi ayet-i kerimeden alınma bildiğim kadarıyla. Galû na'budu asnâmen. Onlar da dediler ki, galû dediler, na'budu biz tapıyoruz, taparız. Neye? Asnâmen. Bunun fetha, mansup olarak gelmesinin sebebi yine na'budu fiilinin meful olmasından dolayı. Onlar biz putlara taparız, tapıyoruz dediler. Gale İbrahim'u, İbrahim Aleyhisselam buyurdu ki, hel yesme'ûnekum iz ted'ûn. Şimdi şu hele kaldıralım önce. Soru en sonunda mı filan gibi bir ek yapacağız ya hocam. Yesme'ûnekum. Evet, duyuyorlar. Sizi işitiyorlar. İz ted'ûn. Yani normalde şu izle başlayan kısım cümlenin baş kısmında olmalıydı. Hani şart cevap olması açısından. İz ted'un. Yani siz dua ettiğinizde yesme'uneküm. Sizi işitiyor. Hel. Onu da mı diye ekleyelim. Siz dua ettiğinizde onlar sizi işitiyorlar mı? Dedi İbrahim Aleyhisselam. Hani daha önceki derslerimizde vurguladığımız gibi İbrahim Aleyhisselam akıl, özellikle mantık ilmini yani aklı vahyin emrinde mantık ilkeleri çerçevesinde kullanmayı insanlık tarihinde bu kadar sistematize eden başka kimse yok. Mantık ilminin kurucusu olarak İbrahim Aleyhisselam kabul ediliyor. Hani şimdi soruyor, madem bunu siz putlara tapıyorsunuz, siz dua ettiğinizde veya onları çağırdığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? Akıllarını kullanmaya onları ne yapıyor? Davet ediyor. Evet. Ev yenfa'unekum ev yadurrun. Şimdi buradaki evi hocam, evde atıf biliyorsunuz. Ev veyahut da evet. Yani iz ted'une yenfa'unekum ev yadurrun demektir bu. Siz evet. Onlara dua ettiğiniz, onları davet ettiğiniz zaman size bir fayda veriyorlar mı? Veya bir zararları oluyor mu? Size bir fayda verip size bir zararları dokunuyor mu? Siz onlara dua ettiğiniz zaman. Yani zarar da olabilir. Çünkü istenilmeyen duayı yapabilirler. İstenilmeyen haddi aşıcı ifadelerde bulunurlar. Cenab-ı Hak cezalandırabilir ilah olan. Ama ilah değilse yani sesleniyorsun duymuyor. Fayda da vermiyor. Zarar da vermiyor. Galû dediler ki şimdi onlar düşündüler. Sonra evet. Dediler ki bel malum ne demek? Yani biz bunları bu söylediklerini düşünüp bu söylediklerini ölçüp tartarak hareket eden insanlar değiliz. Bel bilakis vecedne biz bulduk. Kimi? Abaena babalarımızı. Kezalike yefalun. Böyle yaparken işte bu şekilde amel ederken babalarımızı biz bulduk dediler. Yani bir düşünme yok, akletme yok. Efendim tefekkür, biraz daha yoğunluğu, tezekkür, teemmül, Kur'an-ı Kerim'in kullandığı bu derinlemesini, düşünme süreçlerini hiç çalıştırmamış adamlar. Babamız tapıyordu putlara. Biz de babalarımızı böyle bulduk. Yani bize ne diyorsun İbrahim demeye getirdiler. Gale İbrahim'u, İbrahim Aleyhisselam buyurdu ki fe ene, buradaki fe şu konuşmaların ardından yani. Öyleyse ben şunu bilin ki ben
La a'budu, tapmıyorum. Tapmam, tapmayacağım. Hazihil asname. Bu putlara asla tapmam, tapmayacağım. Ve yani geçmişte de tapmadım. Şu anda da ibadet etmiyorum. Gelecekte de ibadet etmeyeceğim. Şimdi bu cümledeki a'budu fiilinin hazihi normalde mef'ulüdür hocam. Fakat hazihi harekesi değişmeyen bir işaret ismi, ismi işaret olduğu için ki, bunun biz fetha olması gereken harekesini şurada görüyoruz. Esname kelimesinde görüyoruz. Bu arada arkadaşlardan gelen var mı, onlara bakıyorum. Yani buradan da şunu anlıyoruz ki Enver hocam, evet. Hazihi veya haza, haulai gibi ismi işaretler cümle içerisinde fail olabilir, mef'ul olabilir, başına harfi cer gelmiş olabilir. Bu ismi işaretlerin hangi isme işaret ediyorlarsa harekesi onlarda çıkacak demektir. Mesela bu mübteda olsaydı hazihil esnamu diyecektik. Bunun başında min olsaydı min hazihil esnami diyecektik şuraya. Buradaki evet, hazihi değişmiyor malum. Bu başına ne gelirse gelsin. Bunun amel ettiği diyelim harf-i cerin, mesela başında harf-i cer olsa ameli işaret ettiği isimde çıkacak. Bu önemli hocam. Bu zaman zaman okumalarda filan bizi hataya düşürebiliyor. Ben peki bu hocam, tapmam diyor. Bu hazihi kelimesinin uğradığı bu kendisinden önceki neyse, kendisinden önce gelmesi şartı var mı mesela? Hazihil eslam, eslam kelimesiyle hazihin arasına başka bir kelime girebilir mi? Evet. Veyahut hemen peşi sıra gelmesi şartı mı? Şimdi şöyle hocam, yani bu hazihi ismi işaret. Bu tek başına da cümlede bir ismi işaret olarak bulunabilir. İşaret ettiği isim mesela esname kelimesinin olduğu gibi görünüyor da olabilir. Mesela esnameyi biz başına alsaydık, esnameyi, o zaman hazihi başka bir şeye işaret ederdi. Yani haza, hazihiden sonra ismi işaret edilen isim sonra gelmesi gerekiyor. Şöyle düşünelim, mesela anladım. Bu putlar diyoruz ya, gösteriyoruz işte, zalikel evet. Kitabı diyoruz mesela. Zalike biraz daha uzaktaki şeyleri ifade için kullanılıyor. Efendim, haza, hazihi, bunlar biraz daha yakın. Yani bu putlara, şimdi bu put dediğine göre önce ismi işareti söyleyecek, sonra da o işaret ettiği ismi söylemesi lazım. O asnam kelimesi önce geçseydi o başka bir şey olurdu cümlede. Peki devam edelim. Bel ene aduvun bihazihil asname. Yine bel şeyini kullandı, edatını. Bel şöyle diyor. Yani tapmak, onlara tapmak, onları ilah olarak kabul etmek şöyle dursun. Bilakis ben, bel ene, bilakis ben. Aduvun li hazihil asname. Asnami bak. Li geldi ya başına. Onun kesrası burada çıktı. Li hazihil asnami. Hocam arkadaşlardan gelen mi var sanki? Yok. Şöyle yok, kapatayım. Herhalde. Şimdi bu li'nin kesra ya, yani kesra olarak ortaya çıkması şurada oldu. Asnami. Bu putlara düşmanım ben. Yani bilakis bu putların düşmanıyım. Dostluğu, onların büyüklüğünü kabul etmek şöyle dursun. Bilakis ben bu putların, buna hocam şu liye izafet lamı diyorlar. İşte lamın da çok çeşitleri var. Lam kasem var. Lam işte mef'ulün li eclih anlamına gelen lam var. Buna da izafet lamı. Yani o putlara, hani putlar için düşmanım demiyoruz da, o putlara ben düşmanım bilakis. Ene a'budu rabbel alemin. Ben alemlerin Rabbine ibadet ediyorum. Alemlerin Rabbine tapıyorum. Ellezî halakani fehüve yehdîn. Şimdi burada hüve evet. diye bir şey var değil mi? O şu anda görünmüyor burada. Hüve diye bir şey var. Ne demektir? Hüvellezî. O, hani alemlerin Rabbi, halakani, beni yaratan, fe hüve, dolayısıyla o, yehdi ni, evet. Bunun sonunda bir ni var aslında. Hidayet. Beni hidayete erdirendir. Beni yaratan ve beni hidayete erdiren alemlerin Rabbine ibadet ediyorum. Devam ediyor.
وَالَّذ۪ي هُوَ Burada hocam, müsaade ederseniz hocam. Buyurun hocam. Bu şeyde, şimdi kıraat ilminde de bildiğim, unutmadıysam, halakani, beni yarattı. Yehdini. Evet. Diye bir de vücuhat olduğunu biliyorum yani. İşte hocam, kıraat ilmi Arap dili ve belagatıyla çok yakın alakası, ilişkisi olan bir ilim dalı. Mesela bu medler destekliyorlar hocam birbirlerini. Tabii mecburen hocam, yani şöyle düşünelim, Türkçe açısından düşünelim. Şimdi geliyorum, mesela Anadolu insanı geldik kardeş der. İstanbul beyefendisi konuşuyorsa, evet, geliyoruz, geliyoruz der. Daha çok böyle dudak şeyiyle konuşuyor. Karadenizli celeyürüz der. Yani ama hepsi mana itibariyle geliyoruzu demek istemiştir. Şimdi yehdin ve yehdini aynı şey. Dolayısıyla bir kıraat öyle okumayı tercih etmiş, bir kıraat evet, öyle okumayı tercih etmiş. Hepsi de haktır hocam. Maliki yevmiddin, evet, Meliki yevmiddin gibi yani. İkisi de el hak doğrudur. Vellezî huve yut'imuni ve yesqini, yine burada. Ve yesqin. O yut'imuni, beni doyuran, et'ame yut'imudan geliyor. Ta'ame evet, yemek, et'ame yedirmek. Et'ame yut'imu yediriyor, ni evet, beni yediren. Ve yesqini ve beni içirendir. İçiriyor. Yediren de içiren de o. Heh, beni yediren ve içiren odur. Beni yaratan ve doğruya ulaştıran odur. Ve izâ meriyobotu, hastalandığım zaman, biz buna şart cümlesi diyoruz evet, hocam. Bu bir şart. Hastalandığım zaman cevabı, genelde izanın cevabı fe ile gelir. Fehu ve yeşfini, bana şifa veren odur. Ben hastalandığımda bana şifa veren odur. Vellezî yumîtuni sümme yuhyîn, beni öldürecek evet, olan. Bak evet, fiilin yapısı çok önemli. Muzari. Yani şu an bu sözü söylediğinde İbrahim Aleyhisselam hayatta. Beni öldürecek olan, sümme yuhyîni, sonra beni diriltecek olan odur. Ve innel asname, şimdi putlarla, yani alemlerin Rabbi olan İbrahim Aleyhisselam inandığı Rabbini tarif etti. Şimdi putlarla bir kıyaslama yapacağım. İşte mantık ilmi buradan neşet ediyor. Evet. Ve innel asname, muhakkak ki putlar la tahluku la tehdi. La tahluku ve la tehdi. Yani yaratamaz ve hidayete erdiremez onlar. Erdiremez. Ve inneha la tut'imu ahaden ve la tesqi. Onlar herhangi bir kimseyi doyuramaz. Ve la tesqi, herhangi bir kimseyi de içiremezler. İçiremez. Ve izâ merida ahadun, bir kimse hasta olduğunda fehiye la teşfi. O herhangi şifa bir kimse veremez, şifa veremez. Yani o zaman şunu demek istiyor bunları söylerken, böyle olanlar nasıl ilah olabilir? Ve inneha, o putlar la tumitu, öldüremez ahaden bir kimseyi, ve la tuhyi, bir kimseyi de diriltmeye güçleri yetmez. Yani bunları söylerken bir yandan da onların düşünmesini, hani yıldıza bakıyor, aya bakıyor, güneşlere bakıyor, güneşe bakıyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. İşte diyor ki, olsa olsa Rabbim bu olur, yıldız yani parlıyor filan. Ay görüyor, ayı, ay şimdi çıkınca yıldızlar kayboluyor, bu daha büyük diyor, bu olabilir. Güneşi görüyor filan. Oradaki İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı şey, onlara Rab demiyor haşa. Toplum, karşısındaki muhatap kesim, onların Rab olamayacağını bilsinler diye böyle bir örnek veya tecrübe süreci yaşatıyor onlara. Burada da böyle, öldüremez kimseyi, kimseyi diriltemez diyor. Hocam burada kalalım isterseniz. Bu dersimizin videosunu da yükleriz. Arkadaşlar da Allah'ın izniyle inşallah izlerler. Şurayı bulayım hemen. İnşallah. Elhamdülillahi tamam. Rabbil alemin.